Efendim, konuşmaya Sayın Hocamızdan başlayalım. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, söz verdiğiniz için. Her şeyden önce derneğimizin 13. Vergi Kongresi'ni ekonomik kalkınma ve vergileme konusuyla düzenliyor olmasından dolayı tebrik ediyorum. Ve buradaki iki gün boyunca gerçekleştirilecek olan tartışmaların ve ortaya konulacak olan durumun gelecekle ilgili ki günümüzde gelir vergisi kanunun değiştirilmesi gündemde, vergi usul kanunun değiştirilmesi gündemde. Umarım bunlara da yön verecek bir takım sonuçlar çıkar, faydalanılabilecek. Ben bugünkü konuşmamda Türkiye ile OECD ülkeleri ve gelişmekte olan ülkelerin vergi yükü bakımından karşılaştırılmasını yapmak istiyorum. Büyüme ve istihdam artışı önünde acaba vergi yükü bir engel teşkil ediyor mu? Büyük engel teşkil edecek bir büyüklüğe sahip mi? Hemen şunu söylemek isterim ki geçmişten günümüze ekonomik kalkınma ve büyümenin sağlanması bağlamında vergi ilişkin farklı görüşler, düşünceler, politikalar olmuştur. Kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum. Ondan sonra vergi yükü değerlendirmesine geçeceğim. 1776-1929 gibi bir buçuk asırlık dönemde hakim olmuş iktisat anlayışı, klasik iktisat, ekonominin kendi haline bırakılması durumunda dengeye geleceğini, otomatik mekanizmaların bunu sağlayacağını, dolayısıyla verginin üretim, yatırım, tasarruf gibi ekonomik kararları etkilemeyecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini savunmuştur ve buna tarafsız vergi denmiştir literatürde. Bu süreçte, 29 krizine kadar olan süreçte 1868 yılında Japonya'da Meiji Restorasyonu sonrasında kalkınmayı sağlamak adına arazinin potansiyel verimi üzerine bir vergi konulmuştur. Ve bu gerçekten başarıya ulaşmıştır. Japonya'da sınırlı olan kaynakların, toprağın en verimli bir şekilde kullanılması ve kalkınmanın da finansmanı için gerekli olan sermaye birikiminin sağlanması böylelikle gerçekleşmiştir. 1942 yılında Amerika'da Nicholas Kaldor'un Amerika için harcama vergisini önerdiğini biliyoruz. Bu öneri de şunu içeriyor, diyor ki gelir üzerinden değil, gelir elde etmek için çaba sarf edilmesi durumunda ortaya çıkan gelirden değil de gelir harcanırken vergi alınsın. Yani gelir vergisinin bir ikamesi, onun yerine geçecek harcama vergisini, kişisel harcama vergisini öneriyor ve diyor ki yıllık gelirden tasarruflar düşsün, geriye kalan gelir vergisi matrahını oluştursun, kişiler bunu beyan etsinler ve artan oranlı bir şekilde vergilendirilsin. Böylelikle insanlar tasarruflarını artırma yönünde teşvik edilmiş olur. Bu da kalkınmanın finansmanı için gerekli sermaye birikimini sağlar diyor. Ancak bu kabul görmüyor Amerika'da. 1974 yılında Lafer adıyla anılan eğriyi geliştirerek diyor ki, eğer bir ülkede vergi oranı optimum oranın üzerine çıktıysa, bu ekonomide ikame etkisi yaratır. Yani kişileri çalışmaktan, üretim yapmaktan, yatırım yapmaktan vazgeçirir. Boş zamanı tercih etmelerine sebep olur. Bu da ekonomide büyüme, vergi potansiyelinin gelişmesi ve vergi hasılatı üzerinde olumsuz etki yaratır. Dolayısıyla eğer optimumu aşan aşırı bir yük söz konusuysa vergi oranlarında indirme gitmek hem ekonomiyi büyütecektir, hem de vergi potansiyelini, hem de vergi hasılatını yükseltecektir diyor.
Bu çok siyaseten de popülist bir politika önerdiğinden dolayı 1980 yılında hakim olan Arzyanlı iktisadın aslında vergi politikasını oluşturuyor. Tabii bu arada 1929 krizi yaşanıyor. 29 krizinde o güne kadar hakim olan klasik iktisadın ortaya koyduğu tarafsız vergi anlayışı terk ediliyor. Zira ekonominin içinde bulunduğu durgunluk ve işsizlik ortamından çıkarılması, bu krizden dünya ekonomisinin çıkarılması için maliye politikası araçlarıyla, yani kamu harcamaları ve vergileriyle müdahale edilmesi gerektiğini söylüyor Keynes ve diyor ki vergiler indirilmelidir. Eğer vergiler indirilirse, ki temel varsayım şu, üretim toplam talebin fonksiyonudur. Toplam talep tüketimden oluşmaktadır ve tüketim de cari kullanılabilir gelirin fonksiyonudur. Yani gelirden vergi düştükten sonraki kısmı kişiler tüketir. O zaman vergiyi indirirsek tüketim artar, toplam talep yükselir ve üretim, istihdam yükselir. Ekonomi böylelikle gelişir. Arzyanlı iktisat 1980 sonrası vergi indirimlerinin ekonomide üretim kararları, yatırım kararları ve çalışma kararları üzerinde olumlu etki yaratacağını söylüyor. Sonuç itibarıyla daha günümüze yakın iki temel görüş olan Keynesyen iktisat ile Arzyanlı iktisadın biri krizden çıkmak için olağanüstü dönemde, kısa dönemde sonuç alacak bir şekilde, ama öteki daha uzun vadeli sürdürülebilir bir büyüme ve kalkınmanın sağlanması adına optimum vergi oranı aşılmışsa, tekrar altını çiziyorum, bu aşılmışsa vergi indirimlerinin daha ekonomide doğru olacağını ileri sürüyorlar. Şimdi hemen şunu söylemek lazım. Vergi tabii ki gelirden ödendiği için geliri azaltan, dolayısıyla da tüketim ve tasarruf kabiliyetini azaltan bir durum. Tüketim toplam talebin oluşmasında ve dolayısıyla da müteşebbislerin gelecekle ilgili beklentileri bakımından önemli. Dolayısıyla üretim ve yatırım kararları bakımından oldukça önemli bir faktör. Tasarruf da sermaye birikimini oluşturuyor bir ülkede. Sermaye birikimi yatırımın mali olanağını oluşturuyor. Dolayısıyla vergi son derece önemli ve bu yönüyle, aynı zamanda net kârı etkilemesi yönüyle net kârı düşüren bir durum ve dolayısıyla da müteşebbislerin, firmaların üretim kararlarını etkileyen bir durum. Dolayısıyla vergi bir yük olarak algılanıyor. Şimdi Türkiye'de vergi yükünün üretim ve istihdam üzerinde engel teşkil edecek büyüklükte olup olmadığını ortaya koymak adına bir takım göstergelere, temel göstergelere bakacağız. Uluslararası karşılaştırma yapmak suretiyle. Nedir bu göstergeler? Birincisi vergi yükü, toplam ve bireysel düzeyde. İkincisi vergi takozu. Üçüncüsü vergi elastikiyeti. Dördüncüsü ülkede vergi ödemeyle ilgili harcanan zaman, bu da bir maliyet. Ve ülkede bir iş yerinin, işletmenin ödediği vergi sayısı. Şimdi OECD ülkeleriyle Türkiye'nin vergi yükünü 1965-2014 döneminde kıyasladığımızda şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Türkiye'de 1965 yılında gayri safi yurt içi hasılının 1/10 kadar toplam vergi yükü var. Bu 2014 yılına kadar artış gösteriyor ve 2014'te %28.9'a yükseliyor. Yani 1/3'üne yaklaşıyor. Gayri safi yurt içi hasılın 1/3'üne kadar yaklaşıyor. Şeyde, OECD'de ise 1965'te neredeyse gayri safi yurt içi hasılının 1/4 kadar toplam vergi yükü varken mutedil, ılımlı bir artış gösteriyor. Çok hızlı bir artış yok. %33.5'a, yani 1/3'ünden biraz daha fazla. Şimdi burada dikkat çekici birkaç unsur var. Birincisi 65'teki makas giderek daralıyor. İkincisi 1985 sonrası, yani Türkiye'de 1980, işte Amerika'da da İngiltere'de neoliberal politikaların uygulanmaya başlandığı dönemde, ki devlet müdahaleleri azalsın, küçülsün, vergiler da düşürülsün söylemi hakimken, tam tersine vergilerde bir artış var. Türkiye'de hızlı bir artış var. Bu 80 sonraki artışta katma değer vergisini önce, sonra da 2002 ile beraber özel tüketim vergisinin uygulamaya konulmasının önemli bir şeyi, etkisi olduğunu düşünüyorum. OECD ülkelerinin kendi içinde karşılaştırmasına bakıldığında OECD'de ortalama %33.5'luk olan toplam vergi yükü içerisinde
Türkiye ortalamanın epeyce bir altında 28.7 ile. Danimarka en yüksek %50.8, yani gayri safi yurt içi hasılanın %51'ini vergi olarak aktarıyorlar. Meksika ise 19.5'la bu sıralama içerisinde en düşük durumda. Neoliberal dönemde, yani küreselleşme döneminde verginin arttığını söyledik. 34 OECD ülkesinden 13'ünde vergi yükü artmıştır. Bu ülkeler arasında en çok Türkiye'de vergi yükü artmıştır. Belki başlangıçta düşük seviyede olmasından kaynaklanıyor ama 17 puanlık bir artışla Türkiye burada birinci sırada yer alıyor. Kişi başına vergi yüküne bakmak istedim. OECD ülkelerinde kişi başına vergi yükünün dolar cinsinden değeri ve kişi başına verginin dolar cinsinden değeri karşılaştırıldığında kişi başına vergi yükü çıktı ortaya. OECD ülkeleri arasında kişi başına geliri dolar cinsinden en yüksek olan ülke Lüksemburg. 116.664 kişi başına milli geliri, 44.910'u da vergi olarak kişi başına devlete aktarıyorlar. %42'lik bir yük var. Norveç, İsveç, Avustralya sırayla gidiyor. Türkiye 33. sırada. 34 ülke arasında 10.515 dolar kişi başına gelir, 2.985 dolar da kişi başına vergi yük 28. İlginç olan bir durum şu, vergi yükleri tabii ki vergi yapılarındaki farklılıktan dolayı farklılaşıyor. Kişi başına milli gelir sıralamasıyla eşdeğer bir sıralama ortaya çıkmıyor. Kişi başına milli gelir bakımından bir sıralama yaptığımızda birinci sıradaki Lüksemburg 8. sıraya iniyor. 5. sıradaki Danimarka 1. sıraya yükseliyor. Türkiye 33. sıradan 28. sıraya yükseliyor. Ama ilk başlardaki mesela 2. sıradaki Norveç 10. sıraya iniyor. 3. sıradaki İsviçre 29'a, Avustralya 30. sıraya iniyor. Böyle bir değişim de var. Gelişmekte olan ülkelerdeki vergi yüküne baktığımızda sosyal güvenlik yükümlülükleri ve yerel yönetim vergileri hariç bir de dahil baktım. 2013 verileri var. Ortalama 18.9. Türkiye ortalamanın biraz üzerinde. Burada 27 ülkeyi aldım. IMF dataları bunlar. IMF raporlarından aldım. Gelişmekte olan ülkeler arasında Hindistan en düşük vergi yükünün olduğu ülke 10.9'da. Çin ise Macao bölgesi 36.5'la en üst.